Daha çok görmüş. Şöyle söyleyeyim yani. Hayır pek yok çünkü sabah bir programın adı geçti ama neyin ne olduğunu kesin bilmiyorum. Aziz Yıldırım Adnan Oktar suç örgütü dosyasında Acun Ilıcalı'nın da isminin olduğunu söyledi. Yani Acun Ilıcalı. Öyle bir söylenti var ama yani bu söylenti yani emin olmadığım bir konu hakkında da kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Acun Ilıcalı ise bunun çirkin bir karalama olduğunu söyledi. Daha sonra katıldığı bir TV programı. Söylentiler oluyor. Acun Ilıcalı biliyorsunuz Ali Koç'un yönetiminde yer aldığı için. Ha, onu biliyorum tamam yönetimi yer alıyor da. Şunu söyleyeyim yani bir bilgim yok. Yani şimdi ne söylesem yanlış olur. Peki önümüzdeki günlerde yapılacak başkanlık seçimlerinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak sizce? Vallahi şimdi arkadaşlar yine aynı şeyi tartışıyorlardı. Kimisi Aziz Yıldırım diyor, kimisi Ali Koç diyor. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler söyledi. Sizce kim kazanır? Vallahi Fenerbahçeli değilim. Ben de görüyorsunuz. Ali Koç Aziz Yıldırım'a karşı da ancak büyük farkla kazanmıştı. Ama Aziz Yıldırım tekrar piyasaya çıktığına göre onun da bir bildiği var demektir. Bana sorarsanız herhalde 50-50. Yani kesin hiç söylemek zor. Baş başa gidecek yani. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü Aziz Yıldırım ona karşı kaybetti. Tekrar çıktığına göre bir bildiği var demek. Peki. Peki teşekkür ediyorum. Yani, sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. Sizce Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak diye sorsam. Bence Ali Koç. Neden? Çünkü ekibinde Acun var. Bu yüzden destekliyorum. Evet. Acun Ilıcalı'yı yönetime dahil etmişti. Evet. Son zamanlarda Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında bir tartışma meydana geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani biz zaten Ilıcalı'nın Adnan Hocacı olduğunu biliyoruz. Yani bu yüzden yönetimde bulunmasını istiyoruz. Adnan Hocacı olduğu için mi yönetimde bulunması? Evet. Neden? Çünkü Galatasaraylıyım. Bundan dolayı yani. Teşekkür ederim. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aziz Yıldırım. Neden? Fenerbahçe ruhunu daha fazla taşıyıp yansıttığını düşünüyorum. Bu kadar. Peki siz Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yönetime dahil ettiği Acun Ilıcalı arasındaki dönen tartışmalarla hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu Aziz Başkan'a sormak lazım. Onun cevabını biz veremeyiz. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yeni başkanı kim olacak? Bu hafta sonu yapılacak seçimlerde. Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Aziz Yıldırım. Neden? Yani çok... Tercüme diyebilirim. Çok takip etmiyorum ki. Peki sana uzatalım mikrofonu. Abi benim de şimdi hiç alakam yok. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Peki sana uzatalım mikrofonu. Yok abi ben futbolda sıfırım ya. Sadece Galatasaray biraz biliyorum o kadar. Galatasaraylı mısın? Peki sence Fener'in yeni başkanı kim olur? Yani Ali Koç olabilir belki ya. Yani çok fazla vaatler sundu. Belki Ali Koç olabilir yine. Ama biliyorsun yönetimi Acun Ilıcalı'yı dahil etti. Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasında son zamanlarda bir tartışma döndü. Bu tartışma hakkında ne düşünüyorsun? Biliyor musun bu tartışmayı? Yok çok bilmiyorum ama bilmiyorum. Belki tekrar olabilir. Çünkü dediğiniz gibi Acun Ilıcalı'yı getirdi. Baya bir şey oldu. Bilmiyorum. Öyle. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Neden? Mourinho'yu getirdi. Son anda iyi hamle yaptı ondan dolayı. Bence de Ali Koç. Aynı sebeplerden. Ali Koç'un yönetime dahil ettiği Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasında bir tartışma döndü malum. Bilginiz vardır. Vallahi ben çok bilgi sahibi değilim. Ben Galatasaraylıyım. Evet. O yüzden o kadar bilgim yani. Yani Adnan Oktar suç örgütü dosyasında Acun Ilıcalı'nın isminin yer aldığını söylemişti Aziz Yıldırım. Doğrudur. Çok takip etmiyorum yani. Sadece isimleri biliyorum o kadar. Acun Ilıcalı ise bunun çirkin bir karalama olduğunu katıldığı bir programda ifade etmişti. Yani, dol sever olarak bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Birbirine FETÖ'cü, Adnan Oktar'cı diyor. Allah artık bilmiyoruz kimi harbi gerçekten öyle mi değil mi? Zaman gösterecek bilmiyoruz yani şu an. Günah keçisi mi yani? Aynen biraz günah keçisi. Bir de Aziz Yıldırım belki biraz kendi oyunu arttırabilmek için de demiş olabilir ama doğru da diyor olabilir. O da bilmiyorum ilginç bir seçim olacak. Sizce daha çok artısı mı olur eksisi mi olur Acun Ilıcalı ile böyle bir tartışmaya girmesini? Bence Acun Ilıcalı ile tartışmaya girmesini değil de Acun Ilıcalı'nın yönetim kadrosunda olması Ali Koç'a artı yazar. Çünkü hani hepsinin başarıları işte Hull City'deki başarıları kendi medya olarak da başarılı bir adam olduğu için bence. Bir de futbol şubeyle ilgileneceği için Branko ile birlikte. Bence Ali Koç'a artı yazar bu yani tartışmaları çok artık düşüneceğini sanmıyorum yönetim kurulundaki oy verenlerin. Azından artık ya ekonomiye bakıyorlar ya da futbol başarısına bakıyorlar. Şu an biraz daha belki ekonomik kısımda Ali Koç önde olduğu için Aziz Yıldırım'a göre borçlarını ödediği için belki o
O yüzden onun önünde olabilir. Peki, teşekkür. Aziz Yıldırım olur. Neden dostum? Yani şu an Ali Koç'un 6 yıllık çalışmalarında çok bir sonuç alamadı. Mourinho'yu da Aziz Yıldırım'dan dolayı getirdi zaten seçimi kaybetmemek için. O yüzden büyük ihtimalle Aziz Yıldırım alır. Acun Ilıcalı'yı dahil etti. Ne düşünüyorsun bu konuda? Hiçbir önemi yok. Vizyonu Aziz Yıldırım'dan alıp hoca getirdi sonuçta. O yüzden Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki dönen tartışmalar hakkında ne düşünüyorsun peki? Ya Aziz Yıldırım birazcık seçimi kazanmak için bir tık ayıp etti. Çok girmemesi lazımdı o konulara. Sonuçta büyük bir kulübün başkanı olacaksın. Biraz daha kulüp adına açıklamalar yapsa daha iyi olur. Ama gazinel kaldı yani, değil mi bu? Evet, bir tık. Sen ne düşünüyorsun? Aynı ya. Ya Acun biraz daha işte popülerliği sayesinde taraf toplamaya çalışıyor. O şekilde. Peki bu yaşanan tartışma sence Aziz Yıldırım'a eksi mi yazar, artı mı? Ya şu anlık Acun artıda gibi gözüküyor. Yani Mourinho'nun gelmesi Acun'u bir tık daha üst planda tuttu yani. O şekilde. Sence kim alır peki başkanlığı? Yani bence Aziz Yıldırım almaz ama. Onu biliyorum. İki tarafta da kesin değil bence de Aziz Yıldırım almaz gibi geliyor bana. Kafa kafaya. Aynen. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Seçimlerde sence yeni başkan kim olacak? Biraz hazırlıksız yakalandım. Aslında ben de kararsızım ya şu anda. Sence Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Bence yine Ali Koç olur ya. Ali Koç'un arkası biraz daha sağlam. Yani Aziz'im Acun Ilıcalı'yı dahil etti. Acun'un da etkisiyle tabii. Acun'un da faydası var. Bence Ali Koç yine olur ya. Öyle düşünüyorum. Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında bir tartışma döndü bu son zamanlarda. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani olabilecek şeyler bunlar. Yani normal şeyler, klasik. Yani Türk futbolunda olacak şeyler. Her zaman oluyor yani bunlar. Bu tür şeyler. Yani Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı için Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında isminin olduğunu söyledi. Acun Savun'un çirkin bir karalama olduğunu ifade etmişti katıldığı bir programda. Galiba şey demişti, Domini'ye kaçırıyor falan demişti, değil mi? Evet. Pardon. Ne oluyor ya? Burası bisiklet olsun, gel böyle. Ortalık karıştı. Yayınlanıyor mu acaba? Nerede? Kanalınız mı var acaba? YouTube kanalıyız, Medyali TV. Fenerbahçeli olduğunu görünce seninle de röportaj yapalım. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Başka ne diyebilirim? Ali Koç dediğim gibi kazanır. Yani şampiyon olamasa bile yani Ali Koç'un yani maddi olarak yani... Ali Koç başkanlığı döneminde bir lig şampiyonluğu yaşayamadı Fenerbahçe. Buna rağmen kazanır mı diyorsun? Bence yine kazanır. Yani Aziz Yıldırım güzel bir seçenek ama yani Acun'un da etkisi var tabii ki. Ali Koç yine kazanır diyorum ben. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak sence abi? Bence mi? Ali Koç olacak. Neden? Para var abi. Zengin adam. Aziz Yıldırım zengin değil mi? Çok param var, harcamak istiyorum falan demişti. Bizi sattı gitti ama ya. 600 milyon dolar borç bıraktı. Zor durumda bıraktı. Euro mu dolar mı artık bilmiyorum. İkisi de aynı hesaba geliyor zaten. Aziz Yıldırım dedi, gelirsen Mourinho'nun istediği her oyuncuyu alacağım. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ali Koç da alacak zaten. Alacak mı sen? Alacak. Lewandowski ile görüşüyorlar kanka. Aynen. Acun fotoğraf paylaşmışlar herhalde, gördün mü? Yönetimi Acun Ilıcalı'yı dahil etti. Aynı zamanda Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında bir tartışma gerçekleşti bu son zamanlarda, belki duymuşsunuz. Aziz Yıldırım o konuda haklı olabilir, aynen. Ben de hak veriyorum ona. Rahatsız mısın bu durumda? Ben Acun'un yönetimde olmasından rahatsızım ya. İşine gücüne baksın kanka. Aynen. Televizyon. Medya ile uğraş. Bazı olaylarla adı anıldığı için mi böyle düşünüyorsun yoksa? Evet, aynen. Doğru da ya. Aziz Yıldırım yalan söylemiyor. O da bedeller ödedi. Bir sene cezaevinde yattı. Kulüp için yani. Zor şeyler yaşadı. Ona da hak veriyorum da geçti gitti ondan. Bana kalsa Ali Koç da aslında başkan olmasın. Gitsin. Alternatif adayın kim peki abi? Ama benim mi? Sadece. Yok abi, işte başka da yok ki. Yok yani. Ya Ali Koç'a kaldık ya Aziz Yıldırım'a kaldık. İnşallah. Ama inşallah... Sana göre Aziz, bana göre Ali Koç ya. Ali Koç olsun. Ali Koç her türlü alacak da Aziz Yıldırım ya. Bence Aziz Yıldırım alır. Özür dilerim. Ali Koç her türlü alacak. Çünkü Ali Koç, Jose Mourinho'yu takımın kendi içerisinde bir transfer çalımı oldu. Aziz Yıldırım, Mourinho ile ilk görüştükleri zaman ne derler ya. Ben çok büyük şok geçirmiştim o zaman. Mourinho gibi büyük kazanamasak dahi transfer maaşının yarısını vereceğiz demişti. Aynen. Mourinho'yu getirdiler. Onun için mutluyum. Mourinho'nun istediği oyuncuları da alırlar inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar valla.
Yani sonra... Ali Koç alır diyorsun ama gönlüm Aziz Yıldırım'dan yani. Aynen. Ali Koç çünkü abi çok büyük, takımın içinde çok büyük transfer çalımı yaptı ya. Ali Koç başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar demişti. Bunun hakkında ne düşünüyorsun peki? Ya ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Hiç alakası yok yani. Ama bir pırıldaklar döndüğüne de eminim yani. Ali Koç'la bir alakası yok ya. Bunun Galatasaray'la alakası var yani. Derin güçler Fenerbahçe'yle oynuyor mu? Derin güçlerle alakası var abi. Murat Kurum'un koynunda geziyor ya. Yani. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun hakkımızda. Bakacağız bu sene inşallah. Şampiyon biz olacağız. Peki teşekkür ediyorum. Rica çok sağ olun. İyi çalışmalar. Rica ederim. Sağ olun. Fenerli. Kaç mı oğlum? Fenerlisin zaten. Sence Fener'in yeni başkanı kim olacak? Yani benim gönlüm Aziz Yıldırım'dan yana. Evet. Ama Ali Koç bence. Ama bizim, ben tabii Aziz Yıldırım başkanının olmasını istiyorum. Aziz Yıldırım'ı destekliyorsun ama Ali Koç başkan olacak. Evet, bence öyle olacak. Neden? Yani kurulda Ali Koç'un daha çok ismini çıkacağını düşünüyorum. Kurulda Ali Koç. Evet. Ali Koç biliyorsun malum yönetimi Acun Ilıcalı'yı dahil etti. Aziz Yıldırım'la aralarında bir tartışma son zamanlarda medyada yer aldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bir Fenerbahçeli olarak hani bence tartışmaya gerek yok. Hani kavga olmadan da çözülebilir. Ama hani Aziz Başkanım'ın gelmesini gerçekten istiyorum. Arada hani yıllar önce tatsız bir şey yaşanmış olsa da yine de hani Fenerbahçe sevgisini ortaya koyup yine hani her şeye rağmen geri dönmesi. Babalar evlatlarına küsmez. Yani tam olarak babalar evlatlarına küsmez. Hani bu şekilde olduğu için ben gelmesini istiyorum. Ama kavgaya da ya da böyle kavga ile bir şeye gerek olduğunu sanmıyorum yani. Kardeşçe böyle herkesin halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Acun hakkında söylenen iddialar hakkında ne düşünüyorsun peki? Rahatsız mısın bu konuda? Yani ben rahatsızım bir Fenerbahçeli olarak. Böyle bir şeyin içinde bulunmak istemem. Böyle iddialarla hani karşı karşıya gelmek istemiyorum. Zaten o yüzden de biraz Aziz Yıldırım gelmesini istiyorum. Ama Ali Koç kazanacak diyorsun. Evet. Umarım Aziz Yıldırım kazanır diyorum yani. Peki teşekkür ediyorum. Sana uzatalım mikrofonu. Genç dostum sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben küçükten beri bir Aziz Başkan fanıyım. Evet. Aziz Başkan'ın bütün seminerlerine falan katılıyorum. Evet. Şimdi ayıp da ama yani içerideki herkes yani kimi kazanacağı belli. Ali Koç kazanacak büyük ihtimal. Ama yani gönlüm Aziz Başkan'ın yana. Yani Acun'un falan FETÖ'cü çok sinir bozdu. Yani düşüncem Aziz Başkan'ın sarı kasanı bir umut geri çocukların şeyi falan. Ne diyor? Bir dilim sürç işte. Babalar çocuklarına küsmez. Küsmez valla. Eskiden yaptığımız ayıplar falan İsa affetmiştir. Öyle. İsa Aziz Başkan son. Ay. İsa Aziz Başkan olur. Aziz Yıldırım kazanırsa Fenerbahçe eski günlerdeki gibi başarılı olabilecek mi sence? Bence olur. Yani zaten söz ver dedi. Bir yıl içinde eğer şampiyon olamazsam kongreye gideceğim hemen. Yani benim gönlüm Aziz Başkan'dan yana. Mourinho'nun istediği her oyuncuyu alacağız demişti. Sence Ali Koç bu anlamda başkan seçilirse Mourinho'nun istediği her oyuncuyu transfer edecek mi? Etmez. Nedeni şu. Full sponsorları verir. Yani kendi de yani sponsorluk adam falan zaten parayı alıyor. Daha geçenlerde yaptığı bir açıklamada Koç Holding'den 48 milyon euro alıyormuş aylık. Yani bence para için seçecek. Yani kongreleri hepsi para. Acun Ilıcalı'nın bu anlamda olumlu bir etkisi olmayacak mı sence? Az çok başarıları ortada. Olacak zaten. Acun Ilıcalı fanları falan hepsi. Yani kongredekilerin hepsi Acun Ilıcalı fanı zaten. Hepsini biliyoruz. Benim amcam da kongrede. Kendisi de çıkıyor. Peki teşekkür ediyorum dostum. Sağ olun. Rica ederim. Yeni başkanı Ali Koç devam ya. Neden? Tüm içinden çok fazla destek alıyor. Yani benim gönlüm ister ki Aziz Yıldırım olsun ama. Yönetime Acun dahil oldu ne düşünüyorsun? Acun dahil oldu. Evet biraz Aziz Yıldırım'la da takıştılar. Ya Fenerbahçe'nin iyiliğine olur diye düşünüyorum genel olarak. Acun başarılı bir insan çünkü. Yani bakalım Mourinho hamlesi falan sosyal medya üzerinde de gayet ses getiriyorlar. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Aziz Yıldırım'la olan aralarındaki tartışma hakkında ne düşünüyorsun? Acun ve Aziz Yıldırım arasındaki. Evet. Yani orası biraz politik. Şimdi bir şey söyleyip başıma bela ben de almak istemem ama Aziz Yıldırım ya. Vardır bir bildiği. O şekilde düşünüyorum ben. Rahatsız mısın bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu durumdan yoksa beni pek ırgalamıyor mu? Yani hoş değil. Olmasa daha iyi olur ama bakalım ya. Fenerbahçe başarılı olsun günün sonunda o kadar. Gerisi önemli değil. Aynen öyle, evet. Sence bu pazar kim kazanır? Ali Koç mu? Bence de Ali Koç kazanacak maalesef. Peki tamam, teşekkür ederim. Teşekkürler, ben teşekkür ederim.
yaptım. Neden? Neden mi? Eğer cezaevinde yatıyorsa, ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim diyorsa, bu parayla olan bir şey değil demek ki. Bu karakterle olan bir şey. Taraftar Aziz Yıldırım diyor, Ali Koç demiyor. Ben Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım diyorum. Bu da gönülden şampiyonluklar var. Cezaevinde yattığı günlerde, şimdi orada Acun konuşuyor. FETÖ'cü kim? Bir başkası kim? Hepsini söylüyor. Mourinho gelmiş. Mourinho burada şampiyon olmaz. Burada Aziz Yıldırım olursa şampiyon olur bu Sıdat. O kalpten inanıyor. Parayla olan bir şey değil. Eğer Ali Koç'tan daha zengin Aziz Yıldırım. Kalbi zengin. Ve insanlar ona güveniyor. Bu Sıdat, bu Sıdat'ı o yaptı. Ali Koç yapmadı. Bu Sıdat bu halde değildi. Bu Sıdat bu halde değildi. Bu Sıdat'ı Aziz Yıldırım yaptı. Ve bak burada da ofis açtı kendine şu an. Şurada ofisi var. Seçim ofisi, evet. Seçim ofisi var. Ben de her gün gidiyorum. Gönülden destekliyorum kendisini. Bir Fenerbahçeli olarak. Aziz Yıldırım gerçekten de Fenerlerin babası. Fenerbahçelilerin babası. Diyeceğim söz, Aziz Yıldırım gelmeli. Peki, çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Efendim? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak sence? Bu pazar seçim var. Bilmiyorum yani, ben pek ilgilenmem. Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Ali Koç olur. Neden? Ya, öyle düşünüyorum. Seviliyor. Yönetimi Acun Ilıcalı'yı dahil etti ama Aziz Yıldırım'la aralarında bazı tartışmalar döndü Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasında. Az çok duydun mu medyada? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya medyada sadece Acun Ilıcalı'yı görmüştüm şeyin yanında. Yeni başkanın yanında. Ali Koç'un yanında. Yani tam olarak ben kimin yanında olduğunu bilmiyorum ama. O kadar bilmiyorum. Pek bu maçla ilgili şeylerle... Anadolu Suç Örgütü dosyasında Acun Ilıcalı'nın isminin olduğunu söylemişti Aziz Yıldırım. Hani Adnancı olduğunu söylemişti. Ama şu an Ali Koç'un yönetiminde kendisi, Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı ise bu durum hakkında karalayıcı bir iftira demişti, çirkin bir iftira demişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben bu konu hakkında yorum yapmam. Tartışmalar olmalı mıydı sence? Yani tartışma olmaz. İlerlemez yani mevzu. Yani teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce yeni başkan kim olacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Bilemeyeceğim. Hemen arkanızda kocaman bir Fenerbahçe mabedi var. Ali Koç olsun ya. Peki, tamam, teşekkür ediyorum.